söyleyeyim mi? Söyle. Gece var ya daha seksi. Hadi ya. Bir şey soracağım. Sor. Şimdi sen kalksan. Hı. Bana dans et. Aa, şimdi olmaz. Hadi, ne uzatıyorsun? Gerçekten istiyor musun? Gerçekten istiyorum. Tamam o zaman. Hadi kalk. İşte bu. Of. Dönsene biraz. Of, evet. Aşkım benim. Sana var ya hayranım. Aşkım çok tatlısın ya. Evet, dönsene biraz. İşte bu, kıvır. Evet. Ne? Neden sıkıldın tatlım? İyi gidiyorduk. Daha yeni başladık, hadi. Ya. Of, hadi. Hadi ver bana bunu, biraz ben çekeyim seni. Hayır, ben dans etmeyi bilmiyorum. Aa, hadi gidelim. Siz ya. Ya şuradaki ip nedir ya? Ya kızım bir de gidiyorsun yanlış video yüklüyorsun internete. Tamam ya hata yaptım bir daha olmayacak. Gerçekten bizden önce internette videoyu izleyenler dalga geçiyor. Gördük onu. Adamın biri yorumunda dünyayı kurtaran adam filminin afişini de eklemiş. Ne yapmış? Afiş eklemiş. Ya inanmıyorum ya. Rezil olduk. Vallahi cümle aleme rezil olduk. O kadar dedim size çekmeyelim diye, değil mi? O cümle alem değil canım, sanal alem. Bütün sanal aleme rezil olduk yani. Neyse neyse, tamam. Elimde yeni bir hikaye var kızlar. Ay yine mi? Evet, ama bu gerçek. Dinleyin. Dinliyoruz. Kızlar, olay 2008 yılında geçiyor. Tuzla'da bir villa. Ünlü iş adamı Dursun Kemal Şara'nın kızı kayboluyor. Sadece iki gün sonra üvey annesi bahçede kendini asıyor. Hadi ya. Evet. Baba bu olaydan sonra malını, mülkünü satıp kayıplara karışıyor. Kimse haber alamıyor. E'si ne ya? Ve oraya taşınan kim varsa en fazla bir hafta kalıyor evde. Neden? Neden? Evden geceliğin çığlık sesleri geliyor abi. Çığlık, kapı gıcırtıları, yürümeler. Hatta komşular evin pencerelerinde silüetler görüyormuş. Bir tanesi kızın öldürüldüğünü iddia etmiş. Ve aynı komşu kızın cinli olduğunu söylemiş abi. Ay saçmalama ya. Ne saçmalayacağım? Hikaye burada ya.
Ev hayal etti kızım. Kerem, iyi hikayeymiş bu. İyi, çok iyi de senin elindeki, sen ne çekiyorsun? Kamera arkası çekiyorum. Belgesel yapacakmış. Neyin belgesini yapacak ya? Donunun belgeseli Keremciğim. Aa, çok komiksin. Ulan evde donla oturuyorum. Bunu mu çektiriyorsun? Çek. Çek Seçil. Bizim yaptığımız işten daha çok tutacak eminim ben bunda. Ya bu arada dedem de paylaşmış videoyu. Herkes dalga geçiyor benimle ya. Rezil oldum ben iyice. O videoyu kaldırdınız değil mi aşkım? Kaldırdık aşkım, kaldırdık. Ay. Kaldırdık abi, kaldırdık. Okulda da yıkılıyoruz. Fenomen olmuşuz. Herkes bizi çok seviyor. Hadi ya, sıçtık desene abi. Aşkım, Kerem yeni bir hikaye bulmuş. Üstelik bu sefer hikaye gerçekmiş. Allah Allah. Gerçek ip mi kullanıyoruz Kerem? Ya bir Allah'ını seviyorsan bir dalga geçmeyin ya. Kardeşim bak iyi dinle. Bu sefer hikaye gerçekten gerçek. Gel kendi gözlerini gör. Gel. Gel kardeşim gel. Of, çok heyecanlı. Anlatacağım sana. Bak şimdi. Hikaye bu evde geçiyor abi. Tuzla'da bir villa. Küçük çocuk kayboluyor. Annesi bahçede intihar ediyor. Ve komşuları da evde böyle çığlık sesleri duyuyormuş geceleri. Ne abi işte görmüyor musun böyle? Hayalet. Hayalet olayı işte bu kardeşim. Abi sen bana hala hayalet mi diyorsun ya? Şu yaşadığımız coğrafyaya bakar mıyız arkadaşlar? Burada ne vardır? Cin vardır, büyü vardır. Yani sen hayaleti kolundan tutup getirsen adamlar yine inanmaz bize, biliyorsunuz değil mi? Ve biz gerçek hikaye sunmalıyız. Bizim sunduklarımızı görüyorsunuz, sadece gülüyorlar artık. Mert. Hikaye zaten girel abi, gerçek hikaye. Ben onu cine çevireceğim. Ne kadar enteresan değil mi? Millet öz çocuğunu cami avlusuna bırakıyor. Kadın üvey kızı uğruna canına kıyıyor. Enteresan değil mi? İlginç. Abi, evde geçiyor dedin değil mi sen bu hikayeyi? Evet. Şimdi düşün abi, eve girdik. Şu korku filmlerinde olan bir kamera vardır ya, ortaya koyacağız onu salona. Evet. Her yeri görecek abi. Her köşede de bir kamera. Ezgi geliyor kanlı elbiseleriyle. Sen silüetler yapıyorsun montajla. Gerilimi düşün abi orada. Abi araya bir iki tane de böyle komşulardan röportaj dayadın mı? Aynen öyle. Biz bu işi yaparız abi o zaman. Vay. Seçil çek bunları. Çek. Beni de çek. Çekiyorum canım, evet. Tamam abi, o zaman gidelim bulalım bu evi, yapalım hemen. Tamam, bir dakika. Evi bulalım da ev Tuzla'da diyorsun sadece. Evet, Tuzla'da. İyi de Tuzla kocaman yer, biz Tuzla'da nereye gideceğiz arkadaşlar? Ama o iş bende ya. Tuzla gideceğiz, bulacağız ben. Tamam Kerem. Sen gel böyle. Kalk geç. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu kadın bu evde intihar etmemiş miydi? Evet. Evet etti. Bu kadın ünlü zengin iş adamının karısı değil mi? O zaman bu kadının her yerde haberleri vardır. İnternette, gazetede çok rahat bulabiliriz. Yani. Olay 2008 yılında geçiyor. İş adamının adını da biliyoruz. Biz bu işi çözeriz. Ezgi ile birlikte hallederiz. Hadi beyler, siz bize bir kahve yapın da kendimize gelelim, biraz bir işe yarayın. Hadi. Ezgi gel. Kahveler geldi aşkım. Buldum arkadaşlar. Olay internette yayınlanmış bile. Ben size demiştim. Ev Tuzla'da içmelerdeymiş. Biliyorum abi ben burayı. Sana bir şey söyleyeyim mi? İçimde bir his var. Çakacağız internete var ya. Sen yeter ki götür bizi abi oraya. Tamam ya. Yarın ikisimiz o zaman yola çıkmak olsun. Gidelim buraya. Aynen. Hadi. Harika. Ya Kerem buralarda mı, emin misin? Aşkım, bence o eve hiç girmeyelim. Hayatım, eve girmeden videoyu nasıl çekiyoruz ya? Ne çekmeyelim? En azından şu ormandaki rezalet unutulana kadar. Sen niye bizi yemeğe götürmüyorsun ha? Oradan da evlere dağılırız. O zaman şöyle yapalım, bakın video çekelim, güzel bir patlatalım biz bunu, fenomen olalım. Sonra ben bebeğimi Paris'te yemeğe götüreyim. Vay! Kanka bu Paris'e biz beraber gidemiyor muyuz? Yok kanka, bu biraz özel. Paris ya, saçmalamayın. Abi yok, buralarda değil anasını satayım ya. Yine geri dönüyoruz. Ha.
telefonu versene kanka. Bu ne abi? Bu değil ki bu. Sikiyim evini. Sabahtan beri yarım depo benzin yaktım ben buraya gelene kadar ya. Ne yapalım biliyor musun? Gel akşam kızları yemeğe götürelim. Abi ben bir taşla iki kuş vurma peşindeyim. Senin dediğin şeye bak ya. Şimdi biz eve giriyoruz değil mi? Yemeğimizi yedik. Sonra çekimimizi yaptık. Nedir bu? En fazla yarım saat. Sonra kızlarla beraberiz sabaha kadar. Understand. Understand lan. Yürü. Hadi. Yürü. Ne yapıyorsunuz kız? Selamünaleyküm, kolay gelsin. Selamünaleyküm abi. Hayırdır gençler? Bu kameramanlara? Abi biz okul için bir belgesel çekiyoruz da, hatta şu an seni de çekiyoruz. Ya buralarla alakalı bir olay vardı da onu soracaktık sana. Abicim burada bir ev varmış galiba. Orada kız kayboluyor, üvey annesi intihar ediyor. Biliyor musun orayı? Ha, hatırlıyorum öyle bir şey. Ama çok iyi insanlar. Yazın oldu bu kadar. Abi ne oldu? Bir anlatsana olayı sen bize, gözünü seveyim. Yazık oldu. Anlatayım. Vallahi her kafadan bir ses çıktı. Dedikodu almış yürümüş. Benim bildiğim kadarıyla kız evden kaybolmuş. Üvey annesi de kahrından canlar vermiş. Ev hala boş. Sesler falan geliyormuş. Kimse tutmuyor o yüzden. Ne ses abi? Çığlık sesi. Abim be, sen bize şunu bir tarif etsene. Tamam. Aynen burası. Abi işte bu ya. İşte bu ya. Bak. Kanka. Abi sen numarayı al direkt. Aynen. Kanka bu tamam iş bendedir. Abi ben sana demedim mi? Boş demedim bu bey. Bak satılı abi, tamam geziyor. Dedin. O zaman dolduralım hafta sonu. Hadi dolduralım abi. Gidelim emlakçımızla tanışalım artık. Bekle bizi. Geliyoruz böyle. Ev bu. Nasıl? Güzel mi? Çok güzel Kerem. Böyle evim olsa var ya süper olur ya. Olur aşkım. Olur. Ay Allah'ım ya. Delilerin arasında kaldım ya. Ya arkadaşlar bu arada emlakçı falan kalmaz bu saate. Ben gideyim yemek ısmarlayayım size. Ne dersiniz? Aynen kanka. Tamam yarın sabah erkenden gideriz o zaman. Gideriz süper. İyi günler, kolay gelsin. İyi günler gençler, hoş geldiniz. İyi günler abi, nasılsınız? Hoş geldiniz, buyurun oturun bir çay kahve içelim. Yok canım, hiç gereği yok çaya kahve. Zaten kız dışarıda, gelsin hemen bir çay kahve içelim. Evet, ne vardı? Abicim biz yukarıdaki sitelerde iki numaralı villaya bakıyoruz, satılık olan. Çok güzel seçim ya, vallahi bu civarın en güzel evini seçmişsiniz. Ama fiyatı 1.750.000 lira ve pazarlığı yok. Ya zaten biz bu evi özel bir... Tamam! Özel bir ev arıyorsanız tam yerine geldiniz. Biz kurumsal bir firma olarak zaten ev satmıyoruz. Bir yaşam biçimi satıyoruz çocuklar. İsim neydi abicim sizin? Remzi. Remzi abi zaten bizim yaşam biçimiyle bir alakalı bir şeyimiz yok. Yaşamama biçimiyle alakalı, anlıyor muyum? Yani... Abi biz satın almak için bakmıyoruz açıkçası. Kiralık arıyorsan tam adresine geldin. İnanın... Bu civarın en güzel evleri bu firmaya bağlı. İstediğiniz gibi bir ev bulabiliriz.
Abicim, açıkçası şöyle, hafta sonu için istiyoruz. Biz bir bilemedin iki gece. Ha canım, bizde öyle kiralık ev yok. O iş için otele gideceksiniz. Kapıda resepsiyon yazmıyor, emlakçı yazıyor. Abi bir dakika, yanlış anladınız. Biz açıkçası üniversite öğrencisiyiz. Bir bilimsel çalışma yapıyoruz abi. Üniversite için video çekmemiz gerekiyor. Başka hiçbir amacımız yok. Yok öyle şey çocuklar. Kusura bakmayın, ben tek geceliğine kesinlikle ev veremiyorum. Zaten işlerim var, hadi meşgul etmeyin. Veremem, tek gecelik veremem yani. Bakın, sadece bir gece. Videomuzu çekeceğiz, kimseyi de rahatsız etmeyeceğiz. Sonra çıkıp gideceğiz. Bir gece. Bir gece. O çekmiyor değil mi? Ha, yok Remzi abi, kapalı. Ha. Kapattım ben bunu. Tamam. Ne oldu şimdi yani? Ya adama 500 lira verdim, 1000 lira da depozite verdim. Ama eve bir şey olursa paranızı yakarım diyor. Bir de yetkili biri olmadan anahtar falan hayatta vermem ben size diyor. Yekta Hoca'yı ayarlamamız lazım. Peki Yekta Hoca'yı nasıl ikna edeceğiz bu konuda? Vallahi onu da sevgilin düşünecek artık Seçil. Sevgilin? Arkadaşlar hiç öyle bakmayın. Geçen sefer adama neler yaptık, imkanı yok gelmez. Ben konuşamam vallahi, hiç kusura bakmayın. Kerem, ne için geldiyseniz olur, ben yokum. Tamam, gelmiyorum. Hocam bu sefer korkunç bir hikaye. Ben sana korkunç bir hikaye anlatayım mı Kerem? He? Hocanın bir tanesi öğrencilerinin laflarına uyar, Topkapı Sarayı'na gidip gizli bölgelerde elinde IMEI ölçerle kayıt yapmaya kalkar. Polis kıskıvrak yakalar ve gözaltına alır. Yeterince korkunç mu? Hocam bu sefer farklı. Ha bu sefer farklı. Bu sefer gözaltına almazlar. Direkt içeri atarlar herhalde. Hocam yapmayın lütfen. Bakın hocam bu sefer tarihe geçeceğiz. Özetle anlatıyorum hocam. Ufak kız kayboluyor. İki gün sonra üvey anne intihar ediyor. Baba kayıplara karışıyor. Ev yıllardır boş. Seni dinlemiyorum Kerem. Hocam, evde paranormal olaylar oluyormuş. Ne gibi? Evde cisimler hareket ediyormuş hocam. Kerem, ha canım sen de hareket et biraz. Hadi şu tarafa doğru. Hadi biraz hareket et. Hocam yapmayın lütfen ya. Ya bu sefer gerçekten farklı olacağız diyorum. Tarihe geçeceğiz hocam, anlasanız ya. Olaylar bende. Evin hakim yerlerine kameraları kuracağım. Siz yalnız yanınıza IM ölçer cihazını getirin, ısı ölçer cihazını getirin, bir de ses cihazlarını getirin hocam. Başka bir şey istemiyorum sizden. O kadar. Evet hocam. Ha. Kerem, gelmiyorum. Bitti. Merdiveni doğrultamıyorsun. Ne yapıyorsun? Abi elim kaydı be. Şaka mı bu? Hayret bir şeysin hadi ya. Hadi abi sağ ol bakayım biraz. Alıyorum kanka, al. Çocuklar kolay gelsin. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Demedim abi, hoca gelir dedim. Hocam hoş geldiniz. Oğlum geldim işte, söz verdim geldim. Sağ olun. Ne yaptınız? Hocam kameraları yerleştirdik, açılarını ayarladık. Nasıl? Güzel. Bu tarafa böyle ve böyle. İyi, gayet iyi. Siz ne yaptınız kızlar? Hocam, uyku tulumlarını şöyle yerleştirdik. Evet hocam, çünkü akşam burası çok soğuk oluyor. Dışarıda odunlar da var. Bir de şömineyi yakarsak harika olur. Şömineyi yakacağız. Soğuk olduğu için değil mi? Romantizm yok yani işin içinde. hocam, elektrik olayını çözemedik. Nasıl yani? Yok mu elektriğimiz? Hocam, elektrik muhakkak vardır da biz sigorta panelini bulamadık. Baktınız mı girişe? Ya girişe baktık ama girişte panel yok hocam. Çocuklar şimdi böyle bir evin mutlaka bodrum katı vardır. Bodruma baktınız mı?
Hocam girişte bir kapı var ama bodrumdur herhalde. Gel, gel. Hadi bakalım. Ver sandalye. Fener de alalım yanımıza. Hadi, hadi yürüyün. Kızlar biz bodruma inip geliyoruz. Tamam hocam, tamam, tamam hocam. Bu kapı mı? Burası hocam. Tut bakayım şunu. Efendim Kerem. Ben kızların yanına geçeyim mi? Yalnız kalmasınlar. Kerem aşağı iniyoruz. Hep beraber. Yürü. Buyurun. Hocam bu arada yanlış anlamayın. Korktuğumdan falan değil. Ha ha evet. Hocam burada da kol kadar fareler vardır demedi demeyin. Kerem burası Bodrum. Kol kadar inek olacak değil ya. Tövbe yarabbim ya, yürü. Sadece biraz karanlık işte. Biz de ondan korkuyoruz hocam. Haydi bakalım. Hocam, buyur. Bravo, bravo. Buraya tatile geldik değil mi? Ha? Ya hadi kalkın şu evi bir gezelim. Kalk, 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 kalk. Hadi. Kalk. Mert. Efendim hocam. Al şunu, şunu. Düzelt. Evet, süper. Şunu tut bakayım. Tamam mı? Bütün sesler sana emanet. Tamam mı? Tamam hocam. Tak şunu da bakayım. Evet, tak, ver bakayım. Ses. Var mı ses? Çok güzel hocam. Ha, aferin. Evet. Arkadaşlar, hayalet başlıyor. Evet, süper. Bana bak Kerem, hepiniz. Bakın, yine öyle abuk subuk bir durum varsa ben kalkarım. Yok, yok, yok. Ay, yok, yok, yok. Ya çocuklar, hayalet diye bir şey yoktur. Yok çocuklar ben bilim insanıyım. Bakın her şeye bilimin çerçevesinden bakıyorum. Her şeyin bilimsel bir açıklaması vardır. Tamam mı? Yanlış anlamayın hocam. Biz de bir nevi bilimin hizmetindeyiz değil mi arkadaşlar? Kerem Beyciğim bilimin hizmetine kameranın başına devam etseniz. Hadi ayarla şu kamerayı. Allah Allah. Evet. Seçil bunu hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Tamam böyle ısıları ölçüyorsun. Tamam düğmeye basınca. Çok ciddi bir ısı düşüşü olursa hemen bana haber veriyorsun. Tamamdır. Tamam mı? Peki hocam. Tamam. Böyle parça 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 parça. Tamam mı? Hazır tamam. mısınız? Hazırız. Hazırız hocam. Sana bir şey kalmadı. Hocam ben de buraları düzenlerim. İyi tamam. Sen de oraları düzenle. Tamam. Hazır mısın? Kayıtta gir. Gir. Girdim. Tamam. Hadi bakalım. Arkama. Yavaş yavaş. Her şeyi bana söyleyin. Isı düşüşü, ses. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şu
çanta kimin? O çanta bizim hocam. Eşyalarımız var içinde. Ha, tamam. Hocam, biz de seçildi. Diğer odalara bakalım mı? Bakın bakın, tamam. Hadi. Bakalım. Burası yeri değil. Biri görecek şimdi. Neresi yeri? Şeylerle çocuklar ya. Biraz önce attığın çığlık kertenkele çığlığı mıydı? Hocam korkuyorum, ne yapayım? Bravo yani. Of. Çıkar şunları, çıkar. Ezgi. Çıkar. Ezgi ya. Oh, süper. Çay, kahve, Nescafe bir şey ister misiniz? Kalksanız oğlum, hadi. Pardon hocam. Pardon hocam. Hani komşularla röportaj çekecektiniz, çektiniz mi onları? Hayır, çekmedik. Saat kaç oluyor? Hadi çekin gelin. Tamam, hemen tamam. Hallediyoruz. Çifte kurular. Muhabbetiniz bol olsun. Hani arkadaşlar şömineyi yakıyordu? Ha? Hani romantizm, ne oldu? Hadi siz de odun toplayın, şömineyi yakalım. Hadi. Hazır odunlar var hocam, yedin. Hadi al gel şuraya. Ha, tamam hocam. Hadi. Thank you.
Hoş bulduk. Ne yaptınız, çektiniz mi? Evet çektik, hallettik. Güzel. Nasıl oldu? Hocam çok güzel oldu. Bir de şöyle bir durum var. Bütün komşular bu evle alakalı bir şeyler olduğunu söylüyorlar. Haberiniz olsun. Çok ciddi. Allah Allah. Evet hocam, aynen öyle konuştular. Çok şaşırdım. Yorulduk ama değdi hocam. Çok güzel oldu hocam. Evet değmiş. Keremciğim özellikle bak şuraya değmiş. Şurası. Neyse. Siz şu laptopa yükleyin görüntülere de bakalım. Tamam hocam. Ben hemen hallediyorum. Hocam müsaadenizle ben biraz dinlenebilir miyim? Yorulmuşsundur, otur canım. Vay vay vay. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Beğendiniz mi? Hakikaten güzel olmuş ya. Sizden hiç beklemiyordum böyle. Rahmetli Ayla Hanım karşı komşumuzdu. Gider gelirdim evine. Rahmetli öldükten sonra olanlar oldu. Gece oldu mu bir çığlık, bir ağlama. Ay yani kapı gürültüleri. Ay anlatamam size. Fakat yalan olmasın, her gece değil. Yani haftada bir duyuyoruz. Ha şu bizim bitişikteki ev. Ya durun size bir hikaye anlatayım. Geçenlerde geliyoruz arkadaşlarla arabayla. Mahallede de yer bulamadık. Arka sokağa park ettik arabayı. Ondan sonra yürüyerek geliyoruz. Tam o evin önüne geldik. Bizim arkadaş abi duyuyor musun deyip o karanlık bahçeye atladı gitti. Arkadan da mecburen ben de girmek zorunda kaldım. Oğlum ne arıyoruz burada derken bahçede bir şeyler arıyoruz. Abi görmüyor musun? Beyazlı bir kız var diyor. Ağlıyor diyor. Ben hiçbir şey duymuyorum. O zaman da bu işin hikayesini de bilmiyorum. Girdik baktık hiçbir şey bulamadık. Meğerse bir kız öldürülmüş mü ne olmuş. Annesi de arkadan intihar etmiş. Hatta şuradaki köşedeki teyzedeki teyze de polise bile şikayet etmiş. Polis de gelmiş, aramış, taramış. Hiçbir şey de bulamamış. Şimdiki aklım olsa ben gündüz bile geçmem diyebilirim orada. Bilmiyorum yani. Kendinize dikkat edin gençler. Hayaletlere inanmam aslında ben. Ama üç harfliler var. Sonuçta dinimizde de var. Geçenlerde Elif Hanım diye biri taşındı buraya. İki tane de kızlarım vardı. Üniversiteye gidiyorlardı. Benden birkaç yaş küçüklerdi. Biriyle sohbet ettim. Kısa sürdü. Zaten üç hafta sonra da taşındılar. Bir daha da görmedim. Bodrum katından ve çatı katından sesler geldiğini söylemişti. Seslerden dolayı gece uyuyamıyorlarmış. Bayağı rahatsız oluyorlarmış. Ha bir de şey, kapılar kilitleniyormuş sürekli, açılmıyormuş. Bayağı ürkütücü şeyler oluyormuş orada. Bence bir şey var orada, o evde. Yok abi öyle bir şey. Hikaye bunlar ya, bırakın inanmayın böyle şeylere. Saçmalama, olmaz olur mu? Ben kendi gözlerimle gördüm abi. Işıklar falan yanıyor. Evde hiç kimse yok. Hiç kimsenin olmadığı yerde ışık yanar mı? Gözünüzü seveyim. Var abi o evde bir şeyler. Tamam abi, var abi. Sen hadi inanmıyor musun böyle? İnanmıyorum abi, ben kaçtım abi. Abi bir de pis bir koku geliyor. Yani ne olduğu belirsiz. Kesin var abi. Seçil. Efendim? Şey ya, kanı da hazırlayalım mı biz? Anlamadım. Hocam, karnım acıktı da ben onu söyledim Seçil'e. İsterseniz gidip bir şeyler alayım ben. Mertciğim, kanı hazırlayalım mı dediğini anladım. Aptal değilim. Yani anlamadığım, çocuklar siz adam olmayacak mısınız ya? Ha? Yani bunun için mi çağırdınız beni buraya? Ya hocam, bir iki tane çarpma video çekeceğiz. Biz bunu YouTube'a yükleyeceğiz. Onlar fenomen oluyor biliyorsunuz. Hocam, bakın gerçekten bizim için çok iyi olacak. Herkes tanıyacak bizi. Ya, evet hocam. Çocuklar, bunların hepsi zaman kaybı. Hocam neden zaman kaybolsun? Ben yönetmen olmak istiyorum. Hocam, şu Mert'e bir bakar mısınız? Alfred hiç kokla, Stephen Spielberg gibi bir hamı var adamda. Aa, Stephen Spielberg mi olacak o videolarla bu adam? Önünü kesmezseniz evet hocam. Hocam, lütfen. Rica ediyorum, bir kere şans verin. Son. Lütfen. Şuradayım, dinleniyorum. Beni rahatsız etmeyin. Etrafa zarar vermeyin. Tamam, tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Tamam. Ha, ayrıca benim gerçekten karnım acıktı. O yemek olayını hemen çözelim. Tamam hocam. Tamam hocam, hemen. Şu görüntüleri bir de ben bakayım kızlar. Ya gel, kanı hazırlayalım. Biz de kanı hazırlayalım, gel. Oley, oley. Bak bakalım rengine, kıvamına. Ne diyor sanki? Ezgi, iyi misin sen? Neyin var? İyiyim. 10
Olmuş mu olmuş? Olmuş mu? Hı-hı. Tamam o zaman. Bunları da doldurduk. Hadi gidiyoruz. Mesela geldi. Oho süper. Kanımızı da hazırladık. Ne oldu? İşte. Kanım ya. Evet. Azık var ya. Açlıktan ölmek doğruyuz. Ama ne Kerem. Efendim kardeşim. Abi hocanın pizzasını verir misin? Hemen geliyorum. Çok güzel görünüyor. Oo harika. Hocam. Kerem. Bu arada hava iyice soğudu. Şömineye de yakın yemekten sonra, tamam mı? Tamam hocam. Tamam, hadi. Ooo, sucuklu. Aşkım bu. Ya. Hmm. Ay. Gençler artık çalışma hadi. Vakti. Ha, yeter. Evet. Abi sen şömineyi yak istersen yavaş yavaş başlayalım. Tamam. Seçil sen de Ezgi'ye yardım et yukarıda giyinin. Ben tamam. De buraları toparlıyorum başlıyoruz artık. Seçil hadi gel biz giyinelim. Hadi kızım ya neşelensene biraz. Asma artık şu suratını ya Ezgi. Bak zaten beyaz elbise sana çok yakışıyor. Çok eğleneceğiz. Hadi gel. Ezgi. Kim? Kollarındaki kan iyi, eteği de iyi. Şurası beyaz kalsın. Hadi sen şimdi git giy. Tamam. Alacağım ben bunu buradan. Tamam. Böyle akıtayım diyorum abi. O kız buradan gelecek ya akacak. Hatta abi şöyle yap bak gittin ya geri gel buradan. Aynen kıza dön direkt. Tamam ya bu çok güzel de şey ya çok aydınlık abi burayı kapatalım biz. Ben de montajı alacağım ben onu. Abi montajı alma. Gel merdiveni al. Şuraları kapatalım. Sizin ipi oyunu gibi olmasın sonra tamam. Beyler nasıl alıyorsanız alın da sessiz alın. Tamam pardon ben hocam. Ben biraz uyuyacağım tamam. Şimdi. Oha Kerem. Abi görüyorsun değil mi? Olay bu yani. Evet. Ezgi. Neyin var senin? Ne oldu? İyiyim, iyiyim de. Sanki nefes alamıyorum gibi bu ev böyle boğuyor beni ya. Çok huzursuz oluyorum ben. Aman kızım boş versene ya. Şunların haline bak. Ne kadar komikler. Eğlenmene bak sen boş ver. Bunları gören de sanki paranormal aktivite falan çekiyor zanneder. Dahi yönetmenlerimiz.
Dahiyiz, var mı bir diyeceğin? Evet. Hadi, hadi, hadi. Bir an önce bir film çekeceğiz. Al şu ışığı. Hadi. Tamam mıyız? Hadi arkadaşlar. Tamam. Başlayalım. Sessiz. Geri sayımla başlıyoruz. Sayıyorum. 4. 3. 2. 1. Kayıt. Senin böyle. Aşkım, aşkım ne olur gidelim buradan. Ben bu evde nefes alamıyorum. Ne olur gidelim. Hayatım, bu evin diğer evlerden farkı yok, anlamıyor musun? Bu farkı yaratan biziz ya. Yani burası bulunduğumuz en iyi mekan, hikayemiz de çok güzel. Bak şunu bir çekelim, YouTube'da patlama yapacağız, söz veriyorum sana. Hadi, bağladın yine bunalımı, hadi. Kalk yapalım şunu. Gel, gel abi, gel. Bak, bak. Dur. Sen mi? Aynen. Evet. Tamam, seç. Hazır mısın? Böyle sağ mi? Bitsin. Takip et sen Kerem'i. Abi hazır olduğunda say, başlıyoruz. Evet. 4, 3, 2, 1, kayıt. Seçin, daha yavaş. Oldu bence. İyi mi? Evet, hadi. Kanları yapalım abi. Tamam mı? Abi, kanları yapacağız. Ellerinde, ayaklarında sürekli kan olacak. Bence şu açıdan alalım. Gel abi, sen de bak burada. Tamam. Seçil, gel. Sinirlenmeyin. Çocuktur olur böyle şeyler. Karışmasın. Yapma. Kapatmayın.
bulacağız yakında kızımızı. Bulsunlar kızımı. Belki ben onun öz annesi değilim ama onu çok sevdim ki. Çok sevdim. Tamam hayatım. Sakin ol. Sakin olmalıyız. Sabretler. Bulacağız yakında kızımızı. Bulsunlar kızımı. Hayatım kollarını kaldırsana. Ezgi. Ezgi. Gidin buradan. Ne diyorsun be? Gidin buradan dedim size. Ezgi ne diyorsun? Gidin buradan. Ya kapat şunu. Burada yaşayan kadın. O kadın nasıl öldü? Hangi kadın hocam? Burada yaşayan kadın. Üvey anne mi? Evet üvey anne. Nasıl öldü demiştiniz? Kadın kendini astı hocam. İntihar etti. Kadın kendini asmadı. O kadın öldürüldü. Ne? Ne diyorsun hocam? Kapı. Hocam. Hocam. Hocam ne kapısı? Mert. Hocam. Şşş tamam. Hocam nereye gidiyoruz? Ne yapıyorsunuz? Hocam. Hocam. Hocam bir şey söyleyin. Hocam. Bekleyin. Hocam orada kapı yok. Bekle dedim. Hocam bir anlatsana Allah aşkına ya. Hocam bir şey söyleyin, ne oldu? Nereye koşturuyoruz hocam? Hocam ne oldu? Hocam ne kapısı söyleyin. Ne oldu ya? Mert. Hocam. Kerem. Kerem. Sus Kerem. Hocam bir hocam şey anlatsana söyleyin. Bize de ne gördün orada ya? Hocam ne var yukarıda? Korkutmayın hocam sizi. Yukarıda. Yukarıda bir oda daha var. Hocam orada oda yok ya. Yukarıda hiçbir şey yok. Korkutmayın bizi. Göreceğiz bakalım var mı hocam, yok. Hocam ne yapıyorsun Allah hocam, aşkına? Hocam. Kerem benim çantamda fener var. Feneri al. Hocam. Hocam ne oluyor? Duvar diyor kapı diyor. Gel. Kerem. Mert. Ezgi gel. Kerem. Ne oluyor Mert? Kerem. Ne oluyor? Bekleyin burada. Burada bekleyin. Bakalım var mı yok mu? Abi gitti bizim bildik ya. Hocam sen bunu nasıl anladın? Çekilin. Tek başıma gireceğim. İyi misin? Ezgi. Ezgi. Ezgi kızım.
Mert, al şu feneri. Hemen Kerem'le beraber kapıya gidin, kapıya bakın açık mı? Çabuk, koş. Hadi Mert kızım. Git kızım. Ezgi. Ezgi. Ezgi kendine gel. Kerem. Kerem! Hadi kapıya. Koş! Berkcan. Kapıya koş. Koş! Dur şunu! Abi bu ne? Çekil beni! Kaçın lan! Çekil! Allah kahretsin! Siktir! Allah kahretsin! Kapı açılmıyor hocam! Açılmıyor, kapı açılmıyor. Aç olduk buna! Sakin! O polis açısın. Sakin hocam. Arabana ben konuşacağım. Şimdi geçikmiyorum! Allah kahretsin! Ah ne oldu buraya? Sakin ol derim sana! Ne yapacağım nasıl sakin? Sakin. Kerem! Kerem bana bak! Bana bak! Sakin. Sakin. Hocam! Sakin. Telefon çekmiyor! Tamam anladım kızım! Anladım! Sakin! Herkes sakin olsun. Ezgi? Ezgi? Ayılmadım hala. Hayır hocam hala baygın yatıyor. Tamam, siz başında durun, tamam. 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 Başında durun. Yapacağız. 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 Hocam. Sakin. Tamam. Sakin. Kerem sakin. Tamam. Bakın çocuklar. Sakin. Tamam mı? Sakin. Tamam. Sakin kızım. Mert. Nasıl oldu Ezgi? Hocam hiç gözlerini açmadı. Hala baygın yatıyor hocam. Uyanmadı. Tamam kızım. Tamam sakin. Bakın bir şekilde çıkacağız buradan, tamam mı? Bir yolunu bulacağız. Mert, mutfakta balkona açılan, dışarıya açılan bir kapı vardı. Oraya baktınız mı? Tamam, al şüpheleri. Al şüpheleri, biz Ezgi'ye bakarız. Kerem'le beraber gidin. Hemen o kapıya bakın, tamam mı? Hadi. Seçin, sen de sakin. Tamam mı kızım? Tamam. Kerem! Kerem kalk! Tosun! Kerem! Ezgi! Ezgi uyan ne olursun kendine gel! Mert dikkat et! Ezgi! Ezgi! Ezgi kendine gel! Ezgi! Hocam! Ezgi uyanıyor! Kendine geldi! Kızım! Çek. Ezgi! Ezgi kızım iyi misin? İyi misin kızım? Hocam. Heh. Ne oldu? Kızım asıl sana ne oldu? Sabahtan beri bağırıyorsun, saçma sapan şeyler yapıyorsun. Bir şey hatırlamıyorum ben. En son yukarıdaydık kapıda. Tamam. Tamam kızım sen sakin ol. Tamam mı? Dinlen güzelce. Hadi bakayım. Bana su getirir misin?
Dur. Hemen getiriyorum. Dur dur. Beraber gidiyoruz. Kızım dikkat. Bak, Kerem. Kerem bana bak. Kerem. Bak. Ezgi burada tek başına, tamam mı? Dikkat et, tamam mı Kerem? Tamam. Yürü. Hocam tamam. Çok korkuyorum. Tamam, sakin. Allah kahretsin, kahretsin! Açın lan, açın! Hocam! Dur! Hocam! Hocam kaldık! Çıkamıyoruz! Sakin! 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 Aşkım... Aşkım ne olur bırakma beni. Seni çok seviyorum. İyi. Ezgi iyi. İyi. Kendine geldim artık. Tamam. Şu an çok iyi. Tamam. Ya sakin. Hocam sakin. Su. Su. Suyunu ver. Su. Ezgi su istiyor. Haydi su. Su. Tamam. Su. Mert! Mert! Ne oldu? Mert orada bir şey bana söyledi. Ne var oğlum? Aynı biri var. Bak karim. Hocam. Kimse yok. Çocuklar bakın, bakın bilimsel olarak her şeyin bir açıklaması var, tamam? Hocam bilim bunu açıklayacak mı ya? O ne ya? O ne? O ne ya? Hocam sakin. Hocam ne yapacağız şimdi? Sakin. Ne yapacağız? Sakin. 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 Hiçbir şey yok. Sakin. Sakin. Çocuklar hiç kimse... Hiç kimse birbirinden ayrılmayacak, tamam mı? Hiç kimse birbirinden ayrılmayacak. Tamam. Sakin. Tamam. Ama ne yapacağız? Sakin. Hocam. Bakın çocuklar. Aşağı katta çıkacak hiçbir yer yok, doğru mu? Evet. Doğru. Evet, yok. Tamam. Hiç kimse birbirinden ayrılmadan yukarıya çıkacağız. Hayır. Hocam, hayır. Hocam çok korkuyorum ben. Hocam ne olursunuz yukarı çıkmayalım. Ne olduysa orada. Çünkü bana ben çıkacağız dedim seni. Çekil kesesini. Kesesini çıkmamız lazım. Buradan kurtulmamız lazım hocam. Çıkarım. Hayır Kerem. Çıkın Kerem. Ya tamam. Bak Kerem. Siz çıkın. Seçin sana emanet. Ben de. Tamam mı? Ben de. Mert, sen de Ezgi'nin yanından ayrılmayacaksın. Tamam mı? Evet. Şimdi hepiniz beni takip edeceksiniz. Hep beraber yukarı çıkacağız. Kerem, hocam lütfen. Söz veriyorum sizi buradan çıkartacağım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı kızım? Tamam. İyi misin? Tamam hocam. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi kalkın. Kimse birbirinden ayrılmayacak. Kerem. Kimse birbirinden ayrılmayacak. Kerem ben çok korkuyorum Kerem. Tamam yürüyün. Gel arkamda. Hayır, değildi. Biz giymek için geldik hocam, kilitlemedik. Tamam, sakin. Hocam, açık bir yer bulacağız.
gitmiyoruz buradan ya. Niye gitmiyoruz şimdi? Camı kontrol et. Sakin. Tamam. Sakin. Sakin.
benim arkadaşım da hocam artık yok. Tamam Kerem. Kerem bakın ağlayıp sızlamanın vakti değil, tamam mı? Tamam, sakin olun. Sakin. Nasıl sakin olalım hocam? Nasıl sakin olalım? Sıra kime geleceği belli değil. Yeter Kerem. Kerem yeter. Bakın, bakın çocuklar. Sabaha kadar, tamam mı? Sabaha kadar bekleyeceğiz. Mutlaka birileri gelecek. Herkes sabaha kadar bekleyecek. Kimse birbirinden ayrılmayacak, anladınız mı? Tamam hocam. Tamam mı? Tamam. Tamam mı Kerem? Tamam, tamam. Sakin. Açık bir yer var. Saçmalama Kerem. Hiç kimse bir yere gitmiyor, tamam mı? Hiç kimse bir yere gitmiyor Kerem. Hocam ben sizi kurtaracağım. Kerem, Kerem. Çok tehlikeli. Kerem. 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 Hocam açık bir yer var burada. Kurtaracağım sizi. Hocam!
kardeşiniz, siz de öleceksiniz! Yeter! Yeter ezik kapaç elini! Yeter! Thank you.
üzere. Eve intikal ettiniz mi? Amirim, olay yerine intikal ettik. Evde gençlerden hiçbir iz yok. Hatta buraya geldiklerine dair bir kanıt da yok. Sadece gençlerin arabası kapının önünde duruyor, tamam. Anlaşıldı.